Münafıklar aklı fikri peygambere açmaza sokmak, onun bilgisiz olduğunu vurgulamak, akıllı düşünmediğini vurgulamak, haşa. Çünkü kendileri çok zeki zannediyorlar. Bir ki zeka aklın karşısında hep yenilir. Hep rezil rüsvay oldukları halde peygambere zeka ile yaklaşmaya çalıştılar. Peygamberimiz hep onları aklıyla rezil rüsvay etti. Bakın her konuşmalarına bakın, hep fitne kokar, hep pisliktir. Evet. Hep küstahtırlar. Peygamberler hep haset etmiştir münafıklar. Hep kıskanmışlardır onun aklına, yeteneğine, gücüne, imkanlarına, başarısına haset gözüyle yaklaşmışlardır. Ve bu hasede hep çölme takmaya kalkmışlardır. Hep rezil rüsvay olmuşlardır. Mesela sıcakta çıkılır mı? Niye? Çünkü çıkılmasın ki peygamber de başarılı olmaz. Dertleri bu. Ayrıca kendi de orada pozisyon kazanacak. Yani daha merhametli, daha şefkatli, daha akıllı, detayı görebilen olacak. Münafık süper ahmak bir mahluktur. Allah aklını almıştır. Allah ondan alay eder, oynar. Allah onu aşağılar. Müslüman arkasını da aşağılar. Fakat o aptal kafasıyla o bir saksıhan gibi bekler yani yine bir fırsat çıkacak mı diye. Her seferinde rezil olur, yine bekler. Yine rezil olur, yine bekler. Bak Kur'an'daki bütün ifadelere bakın. Hep amaç peygamberi mahcup etmektir. Ve hep kendi üstünlüklerini ortaya koymaktır. Haşa. Mesela o Müddessir suresindeki o alçak adam, münafık, hep peygambere üstünlük iddia ediyordu. Ben daha kültürlüyüm, daha bilgiliyim, daha çok yabancı dil biliyorum. İşte daha güzel teşhis koru olaylara. Münafıklar da ona bel bağlamışlardı. Dedi ki ya dedi Muhammed'in getirdiği haşa, Kur'an'a bir bakayım. Nasıl hatalı olduğunu size tespit edip anlatacağım dedi. Bana biraz süre verin. Münafıklar da çok heyecanlandılar. Kitapta açık bulacak hey diye. Yani bir çelişki bulacak ve peygamberi mat edecek haşa. Günlerce araştırdı. Ayette diyor ki bak yüzünü ekşitti. Yüzü çok berbattır münafık. Böyle bitap, donuk şeytanla bağlantıda olduğu için böyle adeta kükürt kokar onunla. Şeytanla bağlantıda. Donuktur yani şizofrendir görüntüde. Yüzünü ekşitti diyor. Yüzünü astı diyor. Yani suratını bozdu. Sonra bu insan yapısı bir şey. İnsan yapısı bir kitap. Dolayısıyla çelişkilerle dolu tarzında konuştu diyor. Halbuki çelişkiler dolu dediği 19'la ilgili. Orada mükemmel bir matematik sistem var. Onu görüyor, fark ettiği halde şeytanlığında imana artıp Kur'an'a, İslam'a hayran olacağı yerde Kur'an'ın aleyhine ifade veriyor. Bak 19 mucizesini ilk defa orada görüyor. Buna rağmen şeytanlığından ters tavır koyuyor. Ahlaksızlığından. Göya peygamberi mahcup edecek. Ayet bu sefer Cenab-ı Allah ayetin sırlarını açıklıyor. 19 rakamına Allah dikkat çekiyor. Onun oyuna geldiğini söylüyor. Yani 19 koduna da işaret etmiş oluyor. O sayıyı diyor ben müminlerin lehine, küfrün de aleyhine olarak Kur'an'a yerleştirdim diyor Allah. Onların aleyhinedir diyor. O istediği kadar çevresini çağırsın diyor. O zamanlar onlar Roma devletine bağlıydılar. Yani Roma derin devleti. O zaman sonra İngilizlere geçti o. Roma derin devleti İngilizlerin eline geçti. Yani İngilizlerin devleti şeklinde değişti. Zaten hadislerde de var. İblis diyor denizde bir adaya oturur. Oradan adamların askerlerini gönderir diyor. Yani ahir zaman için bunu söylüyor. Yoksa hep Roma'ya hep dikkat çekilmiştir. Bunu şeytandan aldı sanırım. Onlar hala Kur'an'ı iyice düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasının katından indirilmiş olsaydı onun içinde çelişkiler, uygunsuzluklar bulmuş olacaklardı diyor Yüce Allah. Evet. Bak çünkü o düşündü bir ölçü tespit etti diyor. İşte o 19'la ilgili ölçü. Kahrolası nasıl bir ölçü koydu diyor. Münafıkların kahrolacağını Kur'an açıklıyor. Yine kahrolası nasıl bir ölçü koydu diyor. Sonra bir baktı. Onun bakışları tabii pis bir bakış. Kur'an'ın işaret ettiği o. Sonra kaşlarını çattı, yüzünü ekşitti. Yani yüzüne pis,
iğrenç lağım gibi bir ifade yapıyor. Yani nalet bir ifade olur münafıkların suratında. Bak sonra kaşlarını çattı. Yani donuk, abuz, pis bir surat. Allah'ın onlara mührüdür o. Ve yüzünü ekşitti. Sonra da sırt çevirdi. Yani pistir münafık, hemen böyle ayrılır gider. Ona dikkat çekiyor. Ve büyüklük taslatıyor Allah. İstikbar. Ben büyüğüm, ben akıllıyım, ben kültürlüyüm, ben bilgiliyim, ben görgülüyüm. Böylece bu yalnızca aktarılan, öğrenilen bir büyüdür dedi diyor. Bak, bu yalnızca aktarılarak öğrenilen bir büyüdür. 19'u görüyor, hayret ediyor. Fakat o aktarılarak öğrenilen, yani nesiller boyu aktarılarak öğretilen bir kodlama sistemi, bir büyüdür diyor. Ya şaşırıp hayret edip mucizesine, değil mi, İnanacağına Cenab-ı Allah'ın, onu terse çevirmeye çalışıyor. Bu bir beşer sözünden başkası değildir. Peygamber kendi söyledi bunu diyor, ayeti diyor, Kur'an'ı diyor. Onu ben cehenneme sürükleyip atacağım. Bak, sürüklemeden bahsediyor Allah. Çünkü direnecek. Direneceği için sürükleyeceğim diyor Allah. Ya köpek gibi sürükleyecek böyle, uyuz köpek gibi. Sürükleyip atacağım. Cehennem, sakar nedir sen bilir misin? Ne alıkoyar ne bırakır. Yani tutmuyor da, bırakmıyor da. Çünkü oralarda kaçması için, sürülmesi için Allah imkan veriyor. Yani kendini özgür zannediyor ama kaçamıyor. Kur'an'a işaret ediyor. Beşere delicesine susamıştır. Yani böyle vahşi bir hayvan gibidir cehennem. Hep böyle ezmek, yakmak, yıkmak, azap vermek ister. Yani böyle deli bir hayvan gibidir cehennem. Saldırgandır. Küfre karşı. Küfre karşı. Yani münafıklara karşı. Beşere bak delicesine susamıştır. Yani sürekli onları yutar, yer, onları mahveder yani, susamıştır o. Onun üzerinde 19 vardır. Yani 19 melek. Güçlü kuvvetli 19 melek. Biz o ateşin koruyucularını meleklerden başkası kılmadık. Ve onların sayısını inkar edenler için yalnızca bir fitne konusu yaptık ki 19 sayısını. Kendilerine kitap verilenler kesin bir bilgiyle inansın. Hristiyan, Musevi ve Müslümanlar kesin bir bilgiyle Kur'an'a iman etsin. İman edenlerin de imanlarını artırsın. Müminlerin, Müslümanların heyecanını, şevkini artırsın. Kendilerine kitap verilenler ve iman edenler böylece kuşkuya kapılmasın. Kesin kanaatleri gelsin. Kalplerinde bir hastalık olanlar ile kafirler de şöyle desin. Yani kalbinde hastalık olanlar işte münafıklar ve kafirler. Şöyle desin. Allah bu örnekle neyi anlatmak istedi? Ya bak bu kadar aptal. 19'dan kod veriyor. Bu daha hala anlamıyor. İşte Allah dilediğini böyle şaşırtıp saptırır. Dilediğini böyle hidayete erdirir. Mesela münafıkları şaşırtıp saptırıyor. Müslümanları da hidayete erdiriyor. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. Yani mesela Hızır Aleyhisselam, melekler bilinmiyor. Yani Allah bildirse biliniyor. Bu ise beşer insan için yalnızca bir öğüttür. Yani kalbinde hastalık olan tedavi olacak. Münafıklığa eğilimli olan tedavi olacak. Öğüttür. Müminde kalbi açılır, ferahlar, daha güçlenir. Ya da bunlar karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşeklerle yüklü, gökten şiddetli yağmur fırtınasına tutulmuş gibidirler ki, bak ya da bunlar karanlıklar, işte münafığın ruhunu anlatıyor Kur'an, görüyor musun? Evet. Simsiyahtır ruhu. Gök gürültüsü ve şimşeklerle yüklü. Yani ruhunda ani gürültüler olur, ani patırtılar olur, ani heyecanlar, ani korkular, ani dehşetler yaşar. Gökten şiddetli bir yağmur fırtınasına tutulmuş. Yani kapkaranlık bir dünyası vardır. Sanki böyle yağmur altında, karanlıklar içinde kalmış, perişan, tek başına bir ruh halinde olurlar diyor Allah. Gibidirler ki, yıldırımların saldığı dehşetle ölüm korkusundan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Bak, yıldırımların saldığı dehşetle. Çünkü Allah sürekli bela verdiği için, sürekli vesveseler geldiği için, sürekli ölüm korkusu ve gençliğinin gitme korkusu içerisindedir münafıklar. Hep o dehşeti yaşarlar. Yani ölümden nefret eder münafıklar. Dehşete kapılırlar. Gençliğinin gitmesi, bir şekilde ölmesi, hastalanmasından çok korkar. Ölüm korkusundan parmaklarını kulaklarını tıkarlar. Yani bir şeyi duymak istemez, işitmek istemezler. Kur'an okunurken
işitmek istemez. Yani o fiilen kulak tıkama anlamına gelmiyor sadece. Ya gürültü yapar, patırtı yapar, kaçar oradan. Başka bir ses oluşturur. Veyahut bir mesela yüksek bir yere kaçar. Veyahut alçak bir yere kaçar. Evet. Oysa Allah kafirleri çepeçevre kuşatıcıdır. Nereye kaçsalar ben oradayım diyor Allah. Nereye gitsinler? Bakara suresi 19. Şems 9 ve 10. Onu nefsini arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Hastaysa mesela ahlaksızsa ahlaksızlığına vazgeçecek. Münafık eğilimliyse münafık eğiliminden. Küfür özelliği varsa küfür özelliğinden. Kalbinde fesat, fitne, fucur varsa onlardan. Pis ahlakıyla, pis eylemleriyle müminleri rahatsız eden bir karaktersizliği varsa bunu temizleyerek. Nefsi, onu nefsi arındırıp temizleyen gerçekten felah bulmuştur. Onlar kurtulur diyor Allah. Ama arındırıp temizlerse diyor. Ve onu isyanla, günahla, yani asi, anarşist ruhla, saldırgan, psikopat ruhla, günahla, yani Kur'an'a zıt, İslam'a zıt eylemlerle, bozulmalarla, örtüp saran da, mesela sürekli inkar ederek, kapatarak, yalanlarla, dolanlarla, hissettirmemeye çalışarak, bunu ortadan kaldıran, yani tedaviyi ortadan kaldıran, elbette yıkıma uğramıştır diyor. Abdülaziz bin Müslim şöyle rivayet etmiştir. Resulullah ferman etti. Diyor ki Resulullah, İmam Mehdi, dinin düzeni, İslam'ın düzeni, Müslümanların onurudur. Yani Müslümanların ak yüzüdür. Aydın yüzüdür. Münafıkların kinini üzerine çeker Mehdi. Bak, münafıkların kinini üzerine çeker. Mehdi'nin özelliği. Kafirlerin helak olmasının vesilesidir. İlimle, irfanla tabi. Bilgiyle, vesilesidir. Usulü kafi minel kafi el kuleyni. El usul minel kafi el kuleyni cilt 1 sayfa 281. Benim bu anlattıklarımı Arapçaya, İngilizceye tercüme ederim. Profesyonel tercümanlar da olur. O caps mi diyorsunuz? Evet, yani, onlarla çoğaltın. Yani her türlü imkanı kullanarak insanların duymasını sağlayalım. Münafıklarda tahmin edemeyeceğiniz bir panik var. İngilizlerin devletinde akıl almaz bir panik var. Mesela bak, tepmez devrilmez zannediliyordu. Ağızlarını bozmaya başladılar. Bu panik alamet. Sonra hükümete saldırmaya başladılar. Tayyip Hoca'ya saldırıyorlar. Tayyip Hoca'ya siz saldırırsa Tayyip Hoca güçlenir. Hiçbir şey olmaz. Münafık ayetleri, küfür ayetleri müminlere yöneliktir. Küfür ve münafıklar etkilenmez bu ayetlerden, söyleyeyim. Mümin etkilenir. Müminin kalbinde derin etki yapar. Onun için biz kendimizi anlatıyoruz. Müminleri anlatıyoruz. İnananları anlatıyoruz. Münafık ve kafir içinden kinlenir, öfkelenir, nefreti artar. Ayet diyor ki onlar nefretini artırmaktan başka bir faydası olmadı diyor ayetin. Yeni sure indiğinde hanginizin imanını artırdı derler diyor. Onların öfkesini artırmaktan başka bir etkisi olmadı diyor. Kinini ve nefretini daha da artırır. Müminin imanını artırır, münafığın kinini ve öfkesini de artırır. Mümin kendini düzeltir, kafir daha da beter hale gelir. Münafık daha beter hale gelir. Münafık daha sinsi, daha azgın olur. Daha kalbi kararır. Müminin kalbi aydınlanır, ferahlar yani. Evet. İşte ne kadar öfkeli olduklarını gösteriyor ayet. Parmak ucunu ısırır, yani o kadar acı diyor ki parmak ucunu ısırmaktan, yani değil mi, çok şiddetli bir acı, parmak ucu çok hassas bir yerler. Oradaki acıdan daha şiddetli bir acı duyarlar diyorlar. O anlama geliyor. Yani hayal etmesi için müminin o şekilde söylüyor Allah.